Ceket yetmiyor. Elif Nihil'e gel. Zerre. Gördünüz artık. Tamam, ben de tamam. Bir tane mavilerin suşa götüreyim ben. Gelin bakalım. Özgür hoş geldin. Mesut hoş geldin. Bak sizin malum var. İkiniz de. Evet. Hocam bakalım. Ha, sana ne? Bana kırmızı mı? Kırmızı var, mı var. Çocuklarımızın ferah bir ortamda satrancı oynaması için elbette ki yerimizi de yine biz ferah olarak seçtik. Gördüğünüz gibi derneğimizden Van Gölü manzaralı sahiliyle birlikte çok ferah ve nezih bir ortamda kursumuzu devam ettiriyoruz. İnşallah ileriki zamanlarda da katmerli olarak bunlara devam edeceğiz. Topa maskesi, yanında olanlar maskesi taksın. Evet, geri al Ayşe onu. Evet, bir oldu, kural. Alın buraya, bırak. Eğer onu kaçırsaydı, bu fil de açmaz olacaktı. Fil de buna dokundu, buna dokundu. Tamam, önce vezire dokunursa onu oynayacak. Yorumlar baş baş. Bir. Tazı oynanmıyor değil mi? Merhaba, Muhammed Bulut. Bitisliyim, beden eğitimi öğretmeni, satranç antrenörüyüm. 17 yıldır satranç sporculuğu yapıyorum. Son 5 yıldır da satranç antrenörlüğü yapıyorum. Tatvan Satranç Kulübü olarak çocuklara satranç dersleri vermekteyiz. 7-18 yaş aralığındaki çocuklarımıza satranç eğitimi veriyoruz. Satrancın çocuklardaki faydası, çocukların sosyalleşmesi, çocukların zihinsel gelişimi, çocukların hesap yeteneğinin artması ve sayısal yeteneğinin artması anlamında faydalı oluyor satranç. Biz de Tatvan Satranç Eğitim Derneği olarak bunu yapmaya çalışıyoruz. Tatvan Satranç eğitimi denince akla ilk gelen Üstad Selahattin Bayav'ın katkılarıyla 7 yaşında oğlum Emir Ali Saç'ın Bitlis genelinde il birincisi oldu. Akabinde bu başarısını Selahattin Öğretmen'in destekleriyle, eğitimleriyle başarısını devam ettirdi. Bu sene için de Bitlis il birincisi oldu. Çocuğumun zihinsel gelişiminde, psikolojik gelişiminde satrancın birebir faydasını gördük. Bu konuda tekrardan emeği geçen hocalarına çok teşekkür ediyorum. Ezil kazanmayı reddetmiş, daha güzel bir plan bulmuş, daha güzel bir fikir bulmuş ve oyunu 2 hamlede bitirmiş. Beyazlar mı? Peki şimdi biz fille bundan şah çektiğimiz zaman filin bir koruması var mı? Kim koruyor fili? Şah onu yerse ne olur? Bir tema var. Neydi koridor matı? Şahın sıkışık korumundan değil mi? Rok atıldıktan sonra piyonlar sürülmemişti. Şah dikeyi kaleden dolayı bloke olduğu için şahın buraya kaçışları yok. Dolayısıyla zorunlu. Satranç biliyorum. Eğleniyorum onları oynamakla. Zamanımı çok güzel geçiriyorlar. Ve kazanmaktan çok güzel bir oyun biliyorum. Vezir, veziri aldı. Fil de veziri aldı. Şah da fili aldı. At D6 oynadı mesela. Basit bir şekilde kapattı. Aşkavu harikasın. Vezirin görevi neydi? F7'yi tutmak ve aynı zamanda yatayı da anlatalım mı? Ben de bir daha anlatalım. Bir daha anlatalım, bir daha bakalım. Balonun yere düşüyor. Biraz zor çıkar bir görürsün. Bir tane daha çözelim. Biraz daha, biraz daha düşünün. Hamlenizi kontrol edin, doğru mu? Şah bir yere kaçamadığı için mat olmuş olacak, öyle mi?